Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Barzani'nin televizyon kanalı Rudav'ın hava durumu programındaki sözde haritayı görmektesiniz. Adana, Sivas ve Erzurum sözde Kürdistan haritası içerisinde yer alıyor. Kuzey Irak'ta Barzani ailesiyle birlikte herkesin bildiği Talabani ailesi Bağdat yönetimine özellik başvurusunda bulundu. Süleymaniye merkezi Talabani yönetimi Kuzey Irak'ın Selahattin ve Halepçe bölgelerine özellik verilmesi için Irak Başbakanlığı'na resmen başvurduğunu duyurdu. Talabani yönetiminin başvuru dilekçesinde Irak merkezi yönetiminden başkenti Süleymaniye olan bölgenin özelliklerinin tanınması isteniyor. Talabaniye bağlı KYB idaresi yeni dönemde Bağdat tarafından verilen bütçenin Erbil ve Süleymaniye arasında pay edilmesini istiyor. Skandal haberin detaylarına bakalım. Irak eski milletvekillerinden Feyha Bey adlı Taliban ailesinin yönettiği bölgenin Barzani ailesinin etkin olduğu Erbil merkezli IKB'den ayrılma kararının İran Tahran destekli olduğunu açıkladı. Barzani yönetimi İsrail ve ABD ile sıkı ilişkiler içerisinde ve İran karşıtı bir ittifakın parçası durumda. Tahran bu durumdan uzun süredir rahatsız ve zaten konu konuşulmakta olan Selahattin ve Halepçe'nin Erbil'den ayrılma projesi bir yanı ile İran'ın cevabı olarak görülmeli. Talabani yönetimi süreci resmi olarak ve fiilen başlattı. Bağdat yönetiminin ne karar vereceği bilinmiyor. Ancak İran'ın mevcut denklemindeki yeri ve etkisi açısından bakıldığında planın tatbiki konusunda herhangi bir engel gözükmüyor. Neden bunu diyoruz? Bilindiği gibi İran adeta Irak'ı yönetiyor. Süleymaniye Merkezi Federal Yapı projesinin hayata geçirilmesi durumunda İran'ın Irak içerisinde de Türkiye'ye komşu olacağına dikkat çekiliyor. Bu durumda Talabani Peşmergesi ile birlikte İran destekli Şii milis gruplar başta Haçlı Şabi olmak üzere Türkiye sınırına daha da yakınlaşacak. Zaten bu bölgede kimlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu durumda rahat hareket edebilme gücü kazanırlar şeklinde milletvekilinden değerlendirmeler geldi. Yine ülkemizin Irak Bağdat Büyükelçisi Yıldız ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Erbil ofisini ziyaret ederek son durumlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Burada daha çok IKB'ye etnik ve dini oluşumlarından sorumlu bakan yardımcısı, ve yürütme kurulu konsey üyesiyle ve Türkmen yetkililerle bir araya geldiği de belirtilmiş. Bir diğer haberimiz Avrupa Birliği liderleri arasındaki çekişmeden kaynaklanan koltuk krizi sebebiyle 64 yıllık protokol kuralları tartışılıyor. Buna göre Avrupa Birliği'nin protokol sistemi değiştirilecek ve bir daha benzer sorunların yaşanmaması için Konsey Başkanı ile Komisyon Başkanı aynı protokol kurallarına tabi olacak ya da bir uygulama geleneği oturtulacak. Burada Avrupa Birliği Komisyonu Konsey'e yeni protokol ile ilgili önerilerini sunarken bunun kabul edilmeyeceği ve komisyonun önerilerinin konseyi zayıflatacak bazı öğeler içerdiği gerekçesiyle bunun olmayacağı ifade ediliyor. Konsey ile komisyon arasında şimdi 5 maddelik bu yeni düzenlemenin görüşüleceği açıklandı. Konu ayrıca Avrupa parlamentosunda da tartışılacak. Bir diğer haberimiz Pakistan'da dini liderler Lahore'daki polislerin davranışına tepki için genel grev çağrısı yaptı. Pakistan'da dini liderler tarihi Levleik Pakistan Partisi'nin protestosunun güvenlik güçlerince ağır bastırılmasına tepki göstermek için ülke genelinde bir gün süreyle grev istiyor. Burada biraz Pakistan polisinin aşırıya kaçtığını belirtelim. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Özellikle Karaçi'de esnaf kepenk indirdi. Aslında bu parti haksız sayılmaz. Çünkü Pakistan Başbakanı İmran Han, Fransız diplomatların ülkeden kovulacağı sözünü vermiş. Fakat bunu uygulamamıştı. TLP partisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yönelik açıklamaları sebebiyle geçen yıl 16 Kasım'da ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenli gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı. Yine Karaçi’de esnafın kepenk indirdiği de açıklandı. Bir diğer haberimiz Etiyopya etnik olayların artması sebebiyle Amhara eyaletinin güneyinde olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Ülkemiz Türkiye'den Türk mallarına karşı gayri resmi boykot uygulayan Suudi Arabistan'a karşı iki önemli hamle geldi. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit bin Abdullah El Kasabi'ye Türk ihraç ürünleri ve firmalarına yönelik olumsuz muameleden duyulan rahatsızlıkları içeren menfi uygulamalara son verilmesini vurgulayan 3 mektup yollandı. Suudi Arabistan'ın ticareti kısıtlayıcı uygulamaları Dünya Ticaret Örgütü gündemine de taşımış bulunuyor. Gümrüklerde bekletilen sevkiyatlara ilişkin Suudi Arabistan Dış Ticaret İdaresi'nden ürünlerin çekilme süreçlerinin hızlandırılması da istendi. Şunu hatırlatmamızda fayda var. 15 Kasım 2020'den bu yana kırmızı, beyaz et ve et ürünleri, yumurta, bal, süt, anne sütü alternatifi mamaların Türkiye'den ithalatının askı alındığını hatırlatalım. Bakan Pekcan, diğer yandan çeşitli ürün gruplarında farklı miktarlarda Türk-İran ürünü gümrüklerde bekletiliyor. Bu ülkedeki müşavir ateşelerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Yüklerin serbest bırakılması büyük ölçüde sağlanıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerde iade kararları verildiği görülüyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan tarafından ülkemizin ihracatına yönelik menfi uygulamaların devam ettiğini gözlemliyoruz şeklinde Bakan Pekcan'dan açıklamalar gelmiş oldu. Bir diğer haberimiz Rusya Federal Güvenlik Servisi Belarus Devlet Komitesi ile Moskova'da düzenlediği operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya operasyon düzenleyerek onu indirmeyi planlayan kişileri yakaladığını duyurdu. Darbe planladığı iddia edilen kişilerin konuşmalarını içeren video kaydı da paylaşılmış. Bir diğer haberimiz Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını arttırmasının ardından son durumu konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor. Gayri resmi toplantının gündeminde birçok başlık bulunmasına rağmen ağırlıklı konuyu Rusya ve Ukrayna oluşturacak. Rus ordusunun Ukrayna sınırıyla Kırım'daki askeri hareketliliği ve yığını son bir haftada Avrupa ülkelerinde ve NATO tarafından endişeyle karşılanıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugünkü toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'ya özel olarak davet yolladı. Kuleba'nın video konferans yöntemiyle katılması ve bakanlara son durumu anlatması bekleniyor. Toplantıya başkanlık edecek Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales toplantı öncesinde yaptığı açıklamada bugünkü toplantılarda ayrıca Rus muhalif Alexei Navalny'nin durumunun da ele alınacağı açıklandı. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi sizlere aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.